yurt dışına eğitim amacıyla ve ticari işlerimle ilgili çıktığımı söyledim. Bu yalan değildi. Ancak doğrunun %10'unu oluşturuyor. Evet, reisimiz Sedat Peker aranızda. Adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız kardeşlerim. Kesinlikle Berat Bey beni yok etmek istiyor. İstanbul polisi geçtiğimiz günlerde Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyon yapmış. Çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Bize yapılan muameleyi görüyor musunuz Çağnaş Bey? Evimde köpeklerle narkotik arıyorlar. La bir insana bu kadar zulüm edilir mi? La oturuyorduk da kitap okuyorduk lan. Bırakın da bizi ya. Ulan bana neler ettiniz lan siz? Ulan gittik orada Karadağ'da oturup kitap okuyup yaşayalım diye ulan bana neler ettiniz siz? Kıymetli kardeşlerim, geleneğimiz olduğu üzere bugün yine yoklamayla başlamak istiyorum. 13 oyuncularımız var. Hakik ne diyoruz? Makara yapmayacağım onlarla. Beraber ekmek yediğim toprak bulacağız. Ama Covid'de mücadele amacıyla oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi. Venezuela'ya maske ve test kiti taşıma görevini oğlunuza kim verdi? İddialar kapsamında başta İçişleri Bakanı olmak üzere söz konusu tüm isimler istifa etmeli ve yargı süreci vedilikle başlatılmalıdır. Acilen bir temiz eller operasyonu başlatılmalı ve bu operasyon bütün odaklar temizlenene kadar sürdürülmelidir. Verilen mesajları da biliyorum. Açığım. Demirden korkan trene binmez. Yani ne söylediklerini biliyorum. Yok kızıma şöyle yaptılar, kızıma böyle yaptılar. Gösterin bakalım videoyu, kızına ne yapılmış. Türk polisi ne yapacağını falan iyi bilir. Karısının iç çamaşırına sığınan acizler. Sana sözüm olsun. Bugüne kadar üzdüğün benim çocuklarım ve eşim dahil. Üzdüğün bütün çocuklar ve onların anneleri için. Devletin o şerefli makamından ayrıldığında bir gün yine yüzleşeceğiz. Bu dünya böyle sürmez. Senin boynuna köpek tasması takıp seni sokaklarda gezdireceğim. Köpek tasmasıyla gezeceğiz. Kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek. Suç çetelerinin mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ'cüler gibi, tıpkı PKK'lılar gibi bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız. Kıymetli dostlarım, Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip abi bir uluslararası komplo olduğunu, bu komplonun da merkezinde benim olduğumu ismimi geçirmeden anlattı. Görecekler dedi, bulup getireceğiz dedi. Devlet bulup getirir, orada bir sıkıntımız yok. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip abi? Genciz, vatanseveriz, işte şu PKK'ya yardım ediyor ama bana dedi ki ya Kıbrıs'ta bir adam var. Evet abi dedim. Bu dediği Kıbrıs'ı Rumlara satmak istiyor. Lan çocuğuz, genciz zaten öyle. Bizi bir doldur boşalt, bir dol. Dedi ki bu iki tane dedi profesyonel bana. Dedim abi ben kendi öz kardeşimi vereceğim sana. Atilla Peker'i dedim. Çok iyidir dedim bu işte. Uzmandır, sokaklardan geçmiştir. 6 Temmuz 1996'da
cinayete kurban giden Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın ölümüne ilişkin iddialar. PKK ile mücadele çerçevesinde Hasan Kundakçı'nın Mehmet Ağar'a ulaşarak ondan yardım istediği, Mehmet Ağar'ın ise Korkut Eken'i aradığını biliyoruz. Bu Mehmet Ağar var ya, bu Mehmet Ağar. Emniyet Müdürlüğü döneminde en iyi arkadaşları Behçet Cantürk, Hüseyin Baybaş'ın bütün savaş bundan, tüm uyuşturucu işi yapanlar bunun arkadaşı. Adam tüm geçmişi temizlemek için Milli Güvenlik Konseyi'ne bir sunum yaptı. O zaman Tansu Hanım onu ikna etti. Sonra Milli Güvenlik Konseyi'ni devletler kendi gelecekleri için bu tip eylemler yapabilir şeyinde bir sözlü karar çıkarttırıp sonra başladılar hepsini öldürmeye. Bu dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonu diye bir operasyon yaptın ya 1,5 sene falan önce. Lan dünyanın en büyük uyuşturucu operasyonunda yarım kilo uyuşturucu olmazdı. Nerede uyuşturucu? Peker, eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın Venezuela'ya giderek yeni bir uyuşturucu sevkiyatı rotası üzerinde çalıştığını iddia etti. Sezgin Baran Korkmaz 45 milyon dolar bir iş adamından alacağı var. Süleyman buna diyor ki, senin hakkında tahkikat yapıldı. Sen diyor yurt dışına çık. Bu adamın parasını da diyor. Yukarının haberi var. Tayyip abi için yukarısı var. Yukarının haberi var. Bu parayı da diyor sil. Bu Beysi. Ne kadar haber anlatan bir insan olarak böyle bir gaflet ve dalalete düşmüş bir insan. Gaflet ve dalaletten kastın ne? Böyle bir yanlışa düşmüş bir insan. Yanlıştan kastın ne? Bu hataya düşmüş bir insan. Hatadan kastın ne? Hata bu telefona cevap vermek. Ve gidip bakana söylemek. Ama bakan uyarmış seni. Bakan bana dedi ki keşke açmasaydın. 10 milyon euro bir klik ve lobi adına istedi. Kim istedi? Reis Bey istedi. Kendisinin katil olacağını. Evet. Reis Atış istedi. Berat Albay, Mehmet Ağar ve Pelikan üçgeninde yola çıkıp zaman içerisinde rotasını Süleyman Soylu'ya değiştirip tamamen ona odaklanmaya başlaması ki bu Süleyman Soylu'ya... Bir şey diyeceğim. Sizce Berat Albayrak cephesi şu an Peker'in bu anlattıklarından rahatsız mı? Yoksa... Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya. Murat Sancan evi var. O Hadımköy Beylikdüzü taraflarında orada kalıyor. Now Russia's verbal spat with Turkey is getting even more vitriolic. Moscow's defense ministry is now saying it has proof. Turkey's president and his family. Suriye'de ticaret yapmak için ne yapmanız lazım biliyor musunuz? Metin Kıratlı Bey var. Tam makamıyla söyleyeyim ondan bakıyor. Cumhurbaşkanlığı İdare İşler Başkanı. Külliye'de. Şimdi ona gideceksiniz. Ama böyle bir iki kamyonluk alışverişleri söylemiyorum. Büyük montanlılar. Açakan petrol, çay, şeker, alüminyum, bakır, ikinci el araba. Bunlar milyarlarca dolarlık para öyle. Şey dinlemeyin. Ya bir de diyorlar işte FETÖ'den bilgi alıyor. Lan FETÖ kim lan? Ulan biz milyonlarca kişiyiz. Belki senin arabanı süren şoför kardeştir. Belki sana yemek getiren biziz. Belki bahçıvan. Belki gittiğiniz yerdeki. Biz herkesten kalabalığız. Vatan fedailerinin arasında gözle görülmeyen bağlar vardı. Onları hiç kimse bilmez. Ya FETÖ lan bırak. Bir şekilde AKP ile bağlantılı olan örneğin Süleyman Soylu'nun yakınları vesaire. Öyle, Rusya, Türkiye arasında bu kişilerin birileri var. Erkan toplandığı bir bölüm. Binali Yıldırım'ın oğlu kendisi aslında doğrudan bir siyasi değil. Ancak isim Cumhurbaşkanı adını sıksık Yıldırım'la ilgili iddiaları hiçbir şey söylemiyor. Yıldırım cevabı çok önemli. Siyasi ilerleyen çok önemli. Soylu'nun herhangi bir iddia çevrede şehircilikler hakkında metrikler iddiasına göre tek sayar. O durmuş parti çökmüş. İmar işlerini yolda üzerinden seçiyor. Bu da seçiyor. We'll be right back.